Herkese merhabalar. 9 sınıf 1. dönem full tekrarımıza başlıyoruz arkadaşlar. Dönemi bitirdik ama tekrarımızı yapıp konuları çok iyi öğrenmemiz lazım. Bugün sizlerle birlikte giriş konusunu, hikaye konusunu, şiir, masal ve fabul konusunu ve bunlarla bağlantılı dil konuları konularını mükemmel bir şekilde öğreneceğiz. Arkanıza yaslanın, emniyet kemerlerinizi bağlayın. Hiç endişelenmenize gerek yok. Konuları mükemmel bir şekilde dinleyeceksiniz ve birinci dönemi harika bir şekilde tekrar etmiş olacaksınız. Ve ardından da kitaplarımızdan, sıfırdan dokuzda Türk Dili Edebiyatı'ndan ve Dinamo'dan da çalıştığınızda mükemmel bir şekilde birinci dönemi tamamlamış olacaksınız. Şimdi, öncelikle edebiyat kısmında giriş ünitemizde, edebiyat, edebiyatın bilimle ve güzel sanatlarla ilişkisinin metinlerin sınıflandırılmasını, iletişim ve ögelerini öğreneceğiz. Önemli bir konu. Bilhassa şu kısım ve şu kısımdan hocalarımız soru sorabiliyor. Standart dil, ağız, şive, lehçe, argo ve jargonda adeta bir lokum. Bu da dil mix kısmına giriyor. Hemen başlıyoruz. Öncelikle... Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatına biz edebiyat diyoruz. Bunu zaten biliyoruz. Bu tanımı artık sormazlar. Türk edebiyatının dönemlerine baktığımızda İslamiyet öncesi, İslam etkisinde ve Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatını görüyoruz. İslamiyet öncesinde sözlü dönem çok daha ağırlıklı. Yazılı olarak bir tek Orhun kitabeleri var, Uygur metinleri var. İslamiyet'e geçtikten sonra geçiş döneminde Divan-ı Türk, Atabetül Akayık, Divan-ı Hikmet, e, Dede Korkut hikayeleri gibi çok Kutat gibi çok değerli eserler var. Divan Edebiyatı'nda aruz ölçüsüyle yazılan beyitler halinde yazılan şiirleri göreceğiz. Halk Edebiyatı'nda hece ölçüsüyle yazılan dörtlükler halinde yazılan şiirleri göreceğiz. Anonim söyleyeni belli olmayan dini tasavvufi halk edebiyatı ise daha çok böyle Allah sevgisi, peygamber sevgisi, Hazreti Ali sevgisini aşılayan şiirler olacak. Aşık tarzı halk edebiyatında ise bir aşık elinde sazıyla güzellemeler, koçaklamalar yazacak. Batı etkisine gelişen Türk edebiyatına baktığımızda artık yönümüzü batıya çevireceğiz. Fransız etkisinde, Tanzimat döneminde, Sertifirun döneminde, Fecrati döneminde e, eserler vereceğiz. Ama milli edebiyat döneminde tekrar özümüze geri dönüp halk edebiyatındaki gibi hece ölçüsüyle, halk diliyle, sade dille eserler yazacağız. E, Cumhuriyet döneminde de zaten temel tema Cumhuriyet ve Kurtuluş Savaşı olacak ve sonrasında da günümüze devam eden dönemi görüyoruz. Şimdi edebiyatın birimlerle ilişkisine baktığımızda, İnsan için olan her bilim edebiyat için de geçerli. Edebiyatın yardımcısı. Edebiyat da insan için, diğer bilimler de insan için ve ortak çıkış noktaları da bu. Psikoloji mesela insan davranışlarını inceliyor. Edebiyatta da tabii ki psikolojiden faydalanacak. Sosyoloji toplum davranışlarını inceliyor. E tabii ki edebiyatta sosyolojiden faydalanacak. Tarih, felsefe gibi bütün sosyal bilimler doğrudan edebiyatta ilişki içerisinde. Fizik, kimya, biyoloji gibi deneysel bilimler de ilişki içerisinde. Bir romancı ruh talihli yaparken psikoloji biliminden yararlanıyor. Mesela Peyami Safa'nın dokuzuncu hariciye koğuşu net bir şekilde bir e, psikolojik roman. İçerisinde Peyami Safa esas yazarın Eserin kahramanı Nusret adlı bir kıza aşık oluyor ama aynı zamanda kemik vereminden dolayı hastanede yatıyor. Böyle psikolojik bir sıkıntı halinde kız başkasıyla evleniyor hatta doktorla evlenecek o iyice hastalığı artacak. Böyle çok ciddi sıkıntılı bir an var. Yine Dostoyevski'nin suç ve cezasında bunu görebiliyoruz. Tarih iyi bir konuyu işleyen edebiyatçı da tarih filmine yararlanacak. Kemal Tahir'in Devlet Anası gibi. Edebiyat bilimi bilimde edebiyat etkiliyor. Edebi eserler bilimsel çalışmalara ilham kaynağı olabiliyor. Edebi eserden hareketle bilim insanları yeni buluşlar da gerçekleştirebiliyor. Mesela Jules Verne'in Ay'a Seyahat adlı kitabı 1865'te yazılmış ama insanlar Ay'a 1969'a gidebilmiş. Edebiyatın güzel sanatlarla ilişkisine baktığımızda üç tür sanat var güzel sanat. İşitsel, görsel ve dramatik. Edebiyat işitsel yani fonetik sanatlar içerisinde yer alıyor. Müzikle beraber. Resim, heykel, mimari, görsel sanatlarda, tiyatro, di, sinema, dans, bale, operada, dramatik sanatlarda. Metinlere baktığımızda sanat metinleri ve öğretici metinler var. Öğretici metinler ciddi böyle öğretici, tarihi, felsefi, bilimsel metinler. Gazete çevresi gelişen metinlere baktığımızda makale, deneme, sohbet, fıkra, eleştiri, mülakat, röportaj, haber yazıları gibi net metinler var. Kişisel hayatı konu alan metinlere baktığımızda anı, günlük, gezi yazısı, ...biyografi, otobiyografi ve mektubu görüyoruz. Bunların hepsi çok kolay, çok lokum, çok basit şeyler. Yani makale ispatlamak üzere yazılan bilimsel yazı. Deneme sohbet halinde, güncel düş, e, sohbet halinde kendi düşüncelerini anlattığın yazılar. Aynı zamanda sohbet okuyucuyla konuşuyormuş gibi. Fıkra güncel konularda gazetelerde köşe yazısı. Eleştiri edebi eserleri eleştiriyor. Mülakat, soru cevap, röportaj, soru cevap artı resim, artı yorum. Haber yazıları 5N1K ile yapılıyor. Bunların hepsi çok basit, hiç endişelenmeniz gerek yok. Sanat metinleri ise kendi içinde ikiye ayrılıyor. Coşku ve heyecanı dile getiren metinlerde şiir var. Bir de olay çevresi oluşan metinlerde anlatmaya bağlı ve göstermeye bağlı metinler var. Göstermeye bağlı metinler tiyatrolar. Yani modern tiyatro dediğimiz trajedi, komedi ve dram. Geleneksel Türk tiyatrosu, orta oyunu, karagöz, meddah, seyirli köy oyunları. Anlatmaya bağlı metinler ise destanlar, efsaneler, masallar, fabıllar, halk hikayeleri, mesneviler, manzum hikayeler, hikaye ve romanlardan oluşuyor. Burada destanlar ulusal oluyor. Efsaneler inanıştan bahsediyor. Masallar ders verme amacıyla yazılıyor. Fabıllarda kahramanlar, hayvanlar. Halk hikayeleri daha çok şiir şeklinde. Mesneviler direkt şiir şeklinde A, A, B, B, C, C şeklinde gidiyor. Manzum hikayeler şiir şeklinde hikay yazılmış hikayeler. Hikayeler de, romanlardan kısa olan yaşanmış ya da yaşanabilir türleri anlatan edebi metinler. Şimdi... Dilin kullanımından doğan türlerine baktığımızda ağız bir dilin ülke sınırları içindeki farklı yerleşim bölgelerindeki ses farklılıkları. Yani mesela Karadeniz ağzı gibi. Şive ise bir dilin yazılı kaynaklarla izlenebilen tarih gelişimi için ayrılmış kolları. Mesela Azeri şivesi. Lehçe ise bir dilin tarihi gelişimi için yazılı kaynaklarla izlenemeyen dönemlerinde ayrılmış kolları. Mesela diyelim ki Yakutça. Biz artık orayı takip edemiyoruz. Dilin kullanımından doğan türlerine argo e, ortak dilden ayrı olarak belirli toplulukların ses yapı, söz dizimi ve anlam bakımından farklılık gösteren dili veya kelime dağarcığı jargon ise aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dil. Mesela tıp jargonu var. Standart ölçünlü dil ise bir dili toplum olarak konuşan ve yazanların hep birlikte uydukları. Mesela bizde İstanbul Türkçesi'ne uyuyoruz. Ağız özelliklerinden arındırılmış. Yani Karadeniz ağzından, Urfa ağzından arındırılmış, belirli ölçü ve kurallara bağlı ortak dilim. İletişimin ögelerine bakalım. Burada da iletişim, duygu, düşünce ve bilgilerin türlü yollarla başkalarına aktarılmasıydı. Mesela diyelim ki ben öğretmen olarak sizlere diyorum ki kitaplarımız var. Sıfırdan dokuza edebiyat, dinamo. Buradaki testleri çözdünüz mü diyorum. Mesela öğretmen olarak diyorum ki Türkçe dilini kullanarak kodu. Testleri çözdünüz mü diyorum. Sizler de öğrenci olarak bana cevap veriyorsunuz. Ben göndereceğim, siz aralıcısınız. Evet çözdük hocam diyorsunuz. Benim gönderdiğim ilk şey ileti. Sizin bana cevabınız dönüt oluyor. Kullandığımız kod Türkçe kodunu kullanıyoruz. Kanalımız YouTube kanalı Tonguç Akademi 9. sınıf kanalı. Hayır. Kanalımız ses dalgaları tabii ki. Bağlamda bulunduğumuz ortam olmuş oluyor. Biz bunu tabii ki ne yapmış oluyoruz? Sosyal medya üzerine yapmış oluyoruz. Geldik ikinci ünitemize. Hikayeye baktığımızda hikayenin genel özelliklerini, yapı unsurlarını ve hikaye türlerini öğreneceğiz. Çok kolay bir konu. İsimler de zaten mutlaka bilmemiz gereken temel bir dil bilgisi konusu. Şimdi yaşanmış ya da yaşanabilir olayları anlatıyor hikaye. Kişi yer ve zamana bağlı olarak anlatıyor ve okurda heyecan ve zevk uyandıracak şekilde anlatıyor. Ve kısa en önemli kelimesi hikaye kısa. Yani hikaye bir C vitamini hapiyse romanda ona eş değer bir kilo limon demiş yazarın bir tanesi. Yani roman daha uzun bak. Şöyle R yazıyorum, şuraya da H yazıyorum. Şimdi... Genellikle tek olay anlatılıyor, kişi sayısı az, kahramanların bir yön üzerine duruluyor, insan yaşamının bir bölümü anlatılıyor ve zaman ve mekan altında ayrıntıya girilmiyor. Bak ayrıntı yok, bir bölüm, bir yön, az, tek, hikaye kısa ya. Yani. Şöyle sarmamızı kaldıralım. Hikaye türünün tarihsel gelişimine baktığımızda Batı'da 14. yüzyılda ortaya çıkıyor. Boccaccio'nun Decameron adlı eseriyle başlayacak ilk örneği. Edebiyatımıza 19. yüzyılda tanzimatla girecek. Ahmet Mithat Efendi'nin Letaif-i Rivayet adlı eserde türün ilk örneklerini yansıtıyor. Bunu da bilmemiz lazım. Teknik açıdan güçlü, batılı örneklere benzeyen ilk başarılı hikayede Sami Paşalade aynı yazdığı Küçük Şeyler adlı eser. Gerçekçi hikaye. Hikayenin yapım sularına baktığımızda kişiler, olay örgüsü, mekan, zaman, anlatıcı, tema ve çatışmaları bilmemiz gerekiyor. Hikaye türlerinde ise iki temel hikaye türü var. Olay hikayesi ve durum hikayesi. Olay hikayesinde burada bir olay var giriş, gelişme sonuç yani serim düğüm çözüm bölümleri var ve merak ögesi canlı tutuluyor. Çarpıcı bir sonla bitiyor. Dünyada kurucusu Mapasant ve olay ağırlıklı Mapasant tarzı hikaye olarak da biliniyor. Bizde de Ömer Seyfettinler, Sabahattin Dineliler bu tarz hikayeler yazacak. Durum hikayesi ise Cheo tarzı. Kurucusu Anton Cheo durum ağırlıklı. Serim düğüm çözüm bölümü yok. Merak ögesi yok. Bir bitmemişlik duygusu var. Yani adam geliyor böyle oturuyor. Etrafına bakıyor ve hikaye bitiyor. Burada ise bir olay var. Şimdi Hikayede kullanılan anlatım biçimlerine baktığımızda, ise, ha, burada şunu da söyleyelim. Burada Ömer Seyfettin, bakın bunu hocalarımız sorabilir. Burada Ömer Seyfettin, Sabahattin Ali, Refik Halit Kara'yı görürken... ...bu tarafta ise Memduh Şevket Esendal ve tabii ki de Sait Faik Abasyan'ı net bir şekilde bilmemiz gerekiyor arkadaşlar durum hikayelerini. Şimdi, hikayede kullanılan anlatım biçimlerine baktığımızda tabii ki öyküleyici ve anlatım kullanılacak. Yani bir olay anlatılacak kişiler olay örgüsü, mekan ve zamana göre bulunacak ve kişiler hareket haline yansılacak. Betimleyici anlatımda ise varlıklar, durumlar zihinde canlandırılacak. İzlenimsel betimleme öznel. Yani kendi yorumunu katıyorsun. Açıklayıcı betimleme ise nesnel. Bilgi vermek amacıyla yapıyorsun. Yani ee, siz hikayede tabii ki biraz daha izlenimsel betimleme göreceksiniz ki yazar kendi duygularını katsın, okuyucuda bir merak uyandırsın. Göstermeye baktığımızda diyaloglar, iç konuşmalar ve bilinç akışları var. Diyalog kahramanların karşılıklı konuşmaları. İç konuşma ise kahramanın duygu ve düşüncelerini sesli düşünme şekli. Hani sesli düşünüyorum gibi. Kahraman karşı biri varmış gibi kendi kendine konuşmaya başlayacak. Bilinç akışı önemli. Bu üniversite sınavlarında da çok çıkıyor arkadaşlar. Kişilerin zihinlerinden geçirdikleri şeyler doğrudan o kişilerin ağzından kendi kendilerine konuşmalar şeklinde veriliyor. Cümleler arasında mantık ilişki zayıf olup konudan konuya atlanıyor. Hani böyle kafa gidik gibi konuşuyorsan sanki. Yani. İçindekini aynen aktarıyor. Şimdi gelelim isimlere, adlara. Burası zaten Türkçenin en kolay konusu. Her varlığın bir ismi var. Benim bir ismim var, sizin bir isminiz var. Mesela siz derse başlamadan önce şöyle bir kahve yaptırmışım kendime. O soğuduğu için içemeyeceğim herhalde. Bu kahvenin bir ismi var, bu kalemin bir ismi var, Tonguc'un bir ismi var. Her şeyin bir ismi var. Tamam. Eğer özel bir isimse, mesela sizin isminiz özel. İsminiz Ahmet ise, Merve ise, Emre ise, Kerem ise isminiz özel. Cins isim ise kalem, cins bir sürü kalem var. Somut isim duyu organlarımızı algılayabildiğimiz kalem, defter, hava, ışık gibi. Soyut isim ise aşk, sevgi, şefkat gibi. Tekil isim kalem. Çoğul isim kalemler. Topluluk ismi ise orman gibi, ekip gibi, zümre gibi, takım gibi şeyler. Basit isim yapım eki almamış. Mesela diyelim ki kitap basit bir isim. Ama türemiş isim yapım eki alıyor. Kitap çı oluyor. Bileşik isim ise iki kelimeden oluşuyor. Kitap evi. İki kelimeden oluşuyor. Bu kadar basit. Şimdi Atatürk, İzmir ve Tekir özel isim. İnsan, kent, kedi, cins isim. Işık koku rüzgar somut, akıl sevgi kaygı soyut. Asker tekil. Askerler çoğul. Çünkü niye? Neredelerler? Orada çokluk demiştik. Nerede çokluk? Orada lerler diyelim hatta. Ordu ise topluluk. Ordu, ordular olmasa bile topluluk anlamı içeriyor. Ağaç, ağaçlar, orman. Koyun, koyunlar, sürü. Bakın sürü, orman ve ordu lerler iki almasa bile çokluk bildiriyor arkadaşlar. Ama bunlar nerede çokluk? Orada lerler. Yani lerler iki almazsa asker, ağaç, koyun kelimesi çoğulluk bildirmiyor. Yapılana göre isimlere baktığımızda az önce verdiğimiz örnekleri bir daha veriyoruz. Kitap basit, can basit, pazar basit, su basit. Bu arada bunlar çekim eki alırsa da basit. Yer yani mesela kitaplar desen, kitaplarımız desen de hala basit. Ya da canından desen hala basit. Ya da e, pazarda desen ya da sular, sularımız da bunların hepsi basit oluyor. Niye? Çünkü bunlar hep çekim eki. Ama kitaptan kitapçı dediğimizde, canlı, pazarcı, susuz dediğimizde bunlar kelimenin anlamını yapısını değiştirdiği için türemiş isim oluyor. Kitap can kurtaran, pazartesi, suç şeyi bunlar da iki kelimeden oluştuğu için bileşik oluyor. Şunu da unutmayın. Mesela biraz da bileşik sözcüktür. Bugün de bileşik sözcüktür. Sonuç da bileşik sözcüktür. Yani böyle e, işte çok küçük kelimelerde bileşik sözcük olabiliyor. İlla Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Kadıköy böyle uzun kelimeler olmak zorunda değil. Geldik üçüncü ünitemize şiir ünitesine. Burada şiirin biçim özelliklerini, ahenk unsurlarını, şiir türlerini ve edebi sanatları öğreneceğiz. Bir de sıfatlara bakacağız. Yine burası çok kolay bir ünite. Arkanıza yaslanmaya devam edin. Şimdi şiir türlerinde eğer şiirin konusu bak şiir türünde şiirin konusuna bakıyoruz. Eğer aşk konuluysa, sevgi konuluysa lirik oluyor. Eğer kahramanlık konuluysa epik oluyor. Eğer öğüt veriyorsa böyle okuyucuya şair öğüt veriyorsa didaktik oluyor. Eğer doğadan bahsediyorsa, çoban hayatından, kırlardan bahsediyorsa bu pastoral oluyor. Eğer yazar biraz sinirlenmişse, satirik ise böyle o zaman da hiciv, yergi satirik şiir oluyor. Şimdi edebi sanatlara baktığımızda teşbih benzetme, teşhis insana benzetme yani insanmış gibi düşünme bir varlığı e, insana ait özelliklerle kullanma. Mesela diyelim ki kalem adeta mesela şöyle yapalım mor bir kalem alalım. Bu kalem patlıcana, patlıcan gibi dediğimizde bu benzetme oluyor. Kalem çok üzgündü dediğimizde bu kişileştirme oluyor. Çünkü kalem üzülmez. İntak ise konuşulma. Mor kalem, yeşil kaleme dedi ki babana haber? İşte bu da konuşturma oluyor. İnsan olmayan varlığın konuşulmaz. Mübala ise bu kalemle tüm dünyayı yazabilirsin. İşte abartıyorsun bu kadar olmaz yani. Tezatta zıtlık yani e, kalemle hem güzel şeyler hem çirkin şeyler yapabilirsin. Hem iyi hem kötü olabilir gibi. Kavramlara baktığımızda tapşırma, mahlas, gelenek ve nazımı görüyoruz. Halk edebiyatına tapşırma yani karaca olan işte Köroğlu gibi yazar adını kullanabiliyor. Mahlas divan edebiyatında kullanılan isim. Gelenek şiirin yazılı döneme ait unsurlar. Yani divan edebiyatında daha böyle ağır bir dil, aruz ölçüsü, beyit nazım birimi kullanılırken ee, soyut bir gelenek varken halk edebiyatında hece ölçüsü, sade bir dil, e, ee, somut ögeler var. Nazım da bildiğimiz şiir demek. Ölçü eğer ee, hecelerin sayısı eşitse bak. Böyle genellikle dörtlükler hece, hece ölçüsüyle yazılıyor. Böyle dört dört gidiyorsa biz buna şöyle hecelerin sayısı hece ölçüsü diyoruz. Eğer beyitler haline gidiyorsa ve hecelerin açıklık ve kapalılığı da birbirine benziyorsa aruz ölçüsü diyoruz. Eğer hecelerin sayısı birbirinden farklıysa, eşit değilse, bir uzun bir kısa bir böyle garip grupse işte bu da serbest ölçü oluyor. Bakın hece ölçüsü parmak hesabıyla hecelerin sayısının eşitliği. Aruz ölçüsü hecelerin açıklığı ve kapalılığı daha çok beyit nazım birimiyle divan edibiyatı kullanılıyor. Serbest ölçüde her şey serbest. Hecelerin sayısının eşitsizliğine dayanıyor. Kafiye unsurlarına baktığımızda Redifler yazılışları ve anlamları aynı olan kelime ya da ekler. Kafiye ise yazılışları ya da anlamı farklı olan ama daha doğrusu yazılışları aynı ama anlamları farklı olan, görevleri farklı olan sesler. Bak gel, bil, al dediğimizde bir harf olduğu için yarım kafiye. İki harf olsaydı tam kafiye olurdu. Üç ve daha fazlası zengin kafiye oluyor. Kafiye örgüsü de a a, 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 Mesela hepsi a olursa e, düz kafiye örgüsü oluyor. AB, b, a, b olursa çapraz oluyor. A, B, A, olursa yani A, B, B A olursa sarma kafiye olabiliyor. Eğer tek bir dize olursa dize, iki tane dizeden oluşursa beyit, dört tane olursa dörtlük, üç ya da beş ya da altı yedi olursa bunlar da bent olduğunu bilmemiz gerekiyor. Nazım biçimlerine baktığımızda halk edebiyatında hece ölçüsüyle 11 lece ölçüsüyle yazılan koşmalar, 8 lece ölçüsüyle yazılan semayiler, yine 8 lece ölçüsüyle yazılan ama içinde brebehe gibi sözler olan varsağılar, işte ee, yine 5-15 beytten oluşan gazeller, 33-99 beytten oluşan kasideler, kendisinde uyaklı olan mesneviler, sone batıdan aldığımız farklı farklı nazım biçimleri var. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Mesela şuraya bakalım. Kaçar, açar, saçar dediğimizde, bak bu arlar yazılışları ve e, okunuşları ve anlamları aynı olduğu için redif oluyor. Ama şuradaki aç, aç, aç tam kafi oluyor. Niye? Çünkü iki tane ses tamamen benzemiş. Şimdi şiirle ilgili temel kavramları burada bir de detaylı bir şekilde bir kez daha üzerinden geçelim istedik. Zengin imgelerle, ritimli sözlerle seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebi tür. İnsanın duygu dünyasına sesleniyor, coşku uyandırıyor. Çağrışım, imge, sezgi önemli. Şimdi ahenkli ve etkili bir söyleyiş ön planda olması lazım. Duygu, düşünce ve hayallerin genellikle ölçülü, uyaklı dizeler halinde anlatılan nazım şekli. Geleneğe baktığımızda ortak zevk ve dil anlayışına sahip şairlerin ortak şekil özelliklerini, ahenk unsurlarını, imge ve temaları kullanarak oluşturduğu şiir anlayışı. Divan şiiri var, halk şiiri var, modern şiiri var. Mahlas neydi? Son beytte yer alan tagmat divan şiirinde. Tapşırma yine son dörtlükte yer alıyor. Burada da halk şiiri geleneğinde kullanılıyor. İmge de farklı düşünce ve duygu ve hayallerin yeni olay ve durumların zihinde oluşturduğu görüntü ve tasarımlar. Mesela denizin pencereleri sürgülüydü, durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller. Kanlı bülbül mü? Denizin pencereleri mi? Çok değişik bir duygu ve hayalle oluşturduğu bir tasarım şairin yaptığı. Şimdi şiir ve manzume arasındaki farka baktığımızda şiirde estetik güzellik var, olay örgüsü yok, çok anlamlı ve yorum açık, şiirsel anlatım var, diyalog tercih edilmiyor ve düz yazıya çevrilemiyor. Düz yazıya çevrildiğinde şiir genellikle etkisini yitiriyor. Manzume ise öğretici, böyle Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı, Tevfik Etin yazdığı manzumelerde öğreticilik var. Olay örgüsü olabiliyor, tek anlamlı, öyküleme ve var, diyaloglardan da faydalanabiliyor ve düz ya da rahatlıkla çevrilebilir. Nazım birimine baktığımızda dize en küçük nazım birimiydi. Her bir satır. Dörtlük dört dizeden oluşuyordu. Beyit iki dizeden oluşuyordu. Bent ise üç veya daha fazla dizeden oluşuyor. Burada yine anlam bütünlüğü var hepsinin olduğu gibi. Nazım biçimine baktığımızda şiirin nazım birimi yani beyit, bent, dörtlük ya da dizi olması. Ölçüsü hece, aruz, serbest. Uyak örgüsü, düz, çapraz sarma göre kazandığı biçimsel özelliklerin genel adı. Nazım biçimi belirlenirken nazım birimi, kafiye düzeni, ölçü gibi unsurlar dikkate alınıyor. Mesela anonim halk şiirinde mani 7'li ölçüsüyle yazılıyor. Türkülerde mesela nakaratlar var. Koşma 11'li ölçüsüyle yazılıyor. Semai 8'li ölçüsüyle yazılıyor. Varsa 8'li, desen 11'li. Ya da aruz ölçüsüyle yazılan halk şiirleri var. Divan kalenderi semai selis, satranç vezni ayar. İşte kasideler, beyitler, kasideler gazeller, mesneviler, kıtalar, müsezatlar beyitlerle yazılıyor. Benterle kurulan dörtlüklerden yazılan tuyular, rubaylar tek dörtlükten oluşuyor. Murabba şarkılar dörtlüklerden oluşuyor. Muhammesler beşliklerden oluşuyor. Terkibentler, bentler var. Yine batıdan aldığımız sonet, terzeri, materyole, balat, serbest nazım gibi şeyleri de bilmemiz gerekiyor. Nazım türüne baktığımızda ise konusu, şiirin konusu yani. Teması, ezgisi gibi unsurlar dikkate alınıyor. Mesela sagu vefat eden kişinin ardından yazılıyor. Ağıt da aynı şekilde. Mersi'ye de aynı şekilde. Sagu Ağıt, Mersi'ye vefat eden kişilerin ardından söylenen şeyler. Koşuk, ee, koşma, tabii ki buradaki şunların hepsi ve Gazel'de yine aynı şekilde bir benzer ee, konudan bahsediyor. Destan aynı zamanda sonradan halk hikayelerine o ardından da meslemilere dönecek. Burada şunu bilmemiz lazım. Sagu vefat eden kişilerin ardından okunan şöyle bir tabut resmi çiziyorum. ...bunu bilmemiz lazım. Güzelleme aşk... ...koçaklama kahramanlık... ...taşlama hiciv, eleştiri, yergi... ...ağıt da zaten yine aynı şekilde... ...burada e, sagular gibi... ...vefat eden kişilerden söylüyor. Ninni çocuklar... ...için söyleniyor. İlahi Allah sevgisi... ...nefes Allah sevgisi... ...deme, nutuk, şatiye, devriye bunlar hep... Dini içerikli şiirler bunları bilmemiz gerekiyor. Aralarında fark var. Devriye mesela devir kuramından bahsediyor. Allah'tan gelip Allah'a döneceğimiz anlatılıyor. Şatiye sanki dini konularla alay ediyormuş gibi duran ama esasında felsefi derinlikleri olan şiirler. Nutuk tarikata girenlere tarikat adabı anlatılıyor. Nefesler demeler daha çok Bektaşi tarikatının söylediği Allah sevgisini, peygamber sevgisini, Hazreti Ali sevgisini anlatan şiirler. Tevhid Allah'ın birliğini anlatıyor. Münacat Allah'a dua yakarış. Naat Hazreti Muhammed'e peygamberimize yapılan e, ee, övgüleri anlatıyor. Mersi'ye vefat eden kişinin yazılan şiir. Metiye devrim büyüklerine övgü. Hicvi'ye eleştiri. Fahriye de şairin kendini övdüğü şiirler. Şiirin ahenk unsurlarına baktığımızda hece ölçüsü neydi? Parmak hesabıydı. Yani dizelerdeki hece sayılan eşliğine dayanıyor. Yedili, sekizli, on olabilir. Durak da hece ölçüsüyle yazılmış şiirlerde durduğumuz yerler. Mesela boşa aranırdım, boşa dalardım, açıldım engine, kıyına vardım. Bak bir, iki, üç, dört, beş, altı, artı 1, 2, 3, 4, 5. 6 artı 5, 11 yazılmış. Buna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6 artı 5 diyoruz. 6 artı 5 duraklı 11 ile yazılmış diyoruz bu beyte. Arıza ölçüsüne baktığımızda dizilerdeki ecelerin açık ve kapalı olmasına dayalı. Ünlüyle biten eceler açık olup nokta ile gösteriliyor. Ünsüzle bitenler kapalı olup kısa çiziyle gösteriliyor. Son ece daima kapalı kabul ediliyor. Yani mesela bo diyor ya bo ünlüyle bittiği için açık oluyor. Şa o da ünlü için açık oluyor. Tabi bu hece ölçüsüyle yazıldığı için burada aramamıza gerek yok. Serbest ölçü ise hece sayısının eşitsizliği dizelerdeki. Ee, açık kapalı gibi olması kurallara bağlı kalınmıyor. Ahenk nasıl sağlanacak peki? Vurguyla, tonlamayla, aliterasyon yani ünsüz harflerin tekrarı, asonans yani ünlü harflerin tekrarıyla sağlanıyor. Şimdi gelin bir de Redif'le Uyağı iyice inceleyelim kafiyeyi. Şimdi Redif, dize sonlarında tekrarlanan aynı anlam ve görevdeki ek veya sözcükler. Akıncılar yollar açar, altın ordu iller açar bak. Lerler ikisi de çokluk iki. Açar açar aynı kelime. Yazılışları aynı, anlamlar aynı, görevler aynı. O zaman bunlar redif. Burası önemli. Ama buradaki yol ve ilin sonundaki L işte bunlar uyak olacak. Bunu öğreneceğiz. Burada L uyak olacak. Bir harf olduğu için de biz buna yarım uyak diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi kafiye ise dize sonlarındaki farklı anlam ve görevdeki seslerin benzerliği. Kelimelerin köklerinde aranıyor. Mesela yarım kafiye tek ses benzerliği. Her tarafından akar cilveyle naz. Süzer etrafını bir çift yeşil göz. Bak nazın sonundaki z ve gözün sonundaki z yarım kafi olur. Nazlısın, gözlüsün deseydi o lısın lısınlar redif olurdu. Ama dememiş. İkler koymamış. Tam kafi iki ses benzerliği. Söğüt giz fısıldar sayıklar meşe. Ayık düş görür her bucak her köşe. Meşeden, köşeden deseydi o denler redif olabilir. Ama dememiş. Şeyler tam kafi. Zengin kafiye ise ikiden çok ses benzerliği. Zin, dan, vic, dan dediğimizde buradaki danlar net bir şekilde zengin kafiye oluyor arkadaşlar. Niye? Çünkü 3 ya da 4 ya da 5 olabilir. Tunç kafiye ise dize sonundaki kelimenin diğer kelimenin içinde olması. Her şey akar. Su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift. Birinden nur akar, birinden kir. Bak. Kir kelimesi fikirin içerisinde. Bu da işte tunç kafiye oluyor. Cinaslı kafiye ise sesleş kelimelerle yapılıyor. Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm. Nasıl geçersen geç demiş bak. Buradaki geç ve buradaki geç yazılışları aynı ama anlamları tamamen farklı olan sözcükler. Bu da bir kafiye oluşturuyor. Cinaslı uyak, cinas sanatı bu demek. Eğer dizedeki mesela şöyle dizelerin sonundaki kafiyelere baktınız. Hepsi aynı şekilde bitiyor. O zaman AAA oluyor ve düz oluyor. Veya AAB olduğunda ya da AABB olduğunda düz oluyor. Ama ABAB olursa çapraz. ABBA olursa sarma. AAXA olursa mani tipi. ABA, B'yi aldın, BCB, C'yi C aldın, CDC. İşte D'yi aldın, DED e, diye giderse bu da örüşük uyak oluyor. Asonans ünlülerin Aliterasyon ise ünsüzlerin. Ali ünsüz, asil ünlü diye aklınıza söyleyebilirsiniz. Nakarat da bölüm sonlarındaki dize tekrarı. Konularına göre şiir türlerine baktığımızda ise arkadaşlar... ...epik şiir böyle bir kılıç resmi çiziyorum buraya. Niye hocam? Çünkü kahramanlık konulu şiirler. Savaş, kahramanlık, yiğitlik gibi temalar işleniyor. Koçaklamalar, varsağılar hep böyle. Destanlarda da bunu görüyoruz. Lirik şiir ise aşk, sevgi, özlem, gurbet konuları işleniyor. Gazeller, şarkılar, koşmalar, semayelerde lirik özellikler görüyoruz. Buraya bir kalp çiziyorum kalp çizince sakın normal sıradan sevgili zannetmeyin. Anne sevgisi de, Allah sevgisi de vardır bunun içinde. Pastoral şiir ise bir doğa resmi çiziyorum. Niye? Şöyle bir güneş çizelim şöyle bulutlar, kuşlar uçsun. Niye hocam? Çünkü burada tabiat kır çoban hayatı anlatılıyor. Didaktik şiir ise öğüt veriyor. Buraya da bir kitap çiziyorum Üzerine de öğüt yazıyorum. Neden? Çünkü burada öğüt bilgi ders veriliyor ve manzum hikayeler, fablları görüyoruz. Satirik mesela Nabi, Divan Edebiyatı Şairi Nabi didaktik şiirleriyle tanınıyor. Satirik şiir ise kişilerin veya toplumların eksikleri eleştiriliyor. Burada sinirli bir tip çiziyorum bak hep eleştiriyor adam. Taşlama, hiciv, halk şiirinde taşlama, divan şiirinde hiciv bu türde. Dramatik şiir ise eski Yunan tiyatrosunda kullanılan şiir türü. Oyuncuların konuşmaları şiir şekli anlatılıyor. Buraya da şöyle bir tiyatro perdesi ve iki tane tiyatro oyuncusu çizebiliriz. Onlar böyle bıdı bıdı konuşuyorlar tamam mı? Şimdi geldik söz sanatlarına. Teşbih benzetme. Umutların mola, verdi, umutların mola verdiği yerde geceler bir nehir gibi akıyor dediğinde nehir gibi derken bak geceleri nehre benzetmiş. Dolayısıyla burada bir benzetme var. Açık istari ise yüce dağ başına siyah tül vardır dediğinde dağın başındaki dumanları siyah tüle benzetmiş ama sadece kendisine benzetileni söylemiş. Benzeyeni söylememiş. Yani dumanlar siyah tüle benziyor dememiş. Kapalı ister ise gönül her bal almak ister. Sözlerin saplama kalme ne olur derken gönlü arıya benzetmiş ama bu sefer arıyı söylememiş. Yani kendisine benzetileni söylememiş. Devam edelim. Ee, mecaz mecazi mürselde ad aktarması parça bütün ilişkisi içerisinde oluyor. Burada benzetme ilgisi yok. Bakımsızlıklarla göçüp gitmiş bir cihan. Nasıl yani? Cihan derken bakımsızlıklarla göçüp gitmiş. Yani Ev gibi düşünüyor ama evin yerine koyuyor. Ev gibi kullanıyor ama esasında hiçbir şekilde dünyanın e, yerine dünyayı ev gibi kullanıp söylemiş oluyor. Yer insanda mesela Beyoğlu tepinirken ağlar Karacahmet. E, Beyoğlu değil, Beyoğlu'daki insanlar. Sanatçı eserine bakarken Tamburi Cemil Bey çalıyor eski plak derken. Tamburi Cemil Bey çalmıyor. Onun plağı çalıyor. İşleştirirken kurmuşlar tutuşan ocağa karşı bağdaş. E, ocak tutuşmuyor. Ocağın içindeki odunlar tutuşuyor. Teşhis ise kişileştirme. İnsan olmayan varlıklara insana özgü özellikler verilmesi. Dinmiş denizin şarkısı. Şarkı deniz, deniz şarkı söylemez ki. Rüzgar uyumakta. Rüzgar uyumaz ki. Körfez düşünür. Körfez düşünmez ki. Kanlıca masum. Kanlıca semti masum olmaz ki. Bunların hepsi net bir şekilde insan olmayan varlıklara insan özgü özellikler verilmesi. Konuşturma ise insan olmayan varlıkların insan gibi konuşturulması. Ben ki toz karantlı bir kelebeğim, minicik gövdeme yüklü kaftağı. Allah Allah. Kelebek konuşmaz ki. Hüsnü talil güzel nedene bağlama. Güzel şeyler düşünelim diye yemyeşil dolu vermiş ağaçlar. Hayır bahar geldi o yüzden ağaçlar yemyeşil oldu. Ama o güzel bir nedene bağlıyor. Tecahülü arifte bilmezden gelme. Şakaklarıma kar mı yağdı Allah'ım? Benim mi Allah'ım bu çizgili yazıyor? Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yazıyor? Yüzündeki çizgileri zaten biliyor. Şakaklarına kar ak düştü ama bilmezden geliyor. Kinaye de bir şeyin hem gerçek hem mecal anlamıyla kullanılması. Şu karşıma göğüs geren, taş bağırlı dağlar mısın? Gerçekten dağların bağırı taş ama burada anlatmak istediği yani sen diyor kötü, izin vermeyen taş bağırlı dağlar gibisin demek istiyor. Şimdi gelelim diğer sanatlarımıza. Tevriye iki anlamlılık. iki tane gerçek anlam olacak burada da. Bu kadar letafet çünkü sende var. Beyaz da bir de ben gerek dediğinde hem şu benden bahsediyor hem de birinci tekil şahıstan bahsediyor. Mesela İskender Marşı'nda da... ...ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar dediğinde... ...hem ulumaktan yani köpek gibi ulusun korkma ondan diyor... ...hem de sen yücesin korkma demek istiyor Mehmet Akif Ersoy. Tezat, tezıt demiştik zıtlık, düşman, dost. Tariz iğneleme laf sokmak. Bir saatte söyle bin, yüz bin yalanı. el bir doğru söz söylerse inanma yani. yapmamız gerekeni söylüyor, iğneliyor onu. de münasip, uygunluk yani. Nergiz, leylak, lale, gül hepsiyle dolu bir selesin sevgili derken birbirine uyumlu kelimeleri bir arada kullanıyor. Tell me yani tell me hatırlatma bana hatırlat diyor. Tell me bana sonradan hatırlat. Vefasız Aslı yol gösteren bu. Kerem'in sazına cevap veren bu. Kerem, Aslı, Ferhat, Şirin, Leyla, Mecnun, peygamber isimleri yani Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti Adem, Hazreti Muhammed. Bunları gördüğünüz zaman tell me hatırlatma var diyeceksiniz. İrsali mesel de özü sözle anlatma. Çağır karaca olan çağır taş düştüğü yerde ağır derken bir atasözü kullanmış. Mübalağa da abartmak. Bir ah çeksem dağı taşı eritir. Ya abartıyorsun kardeşim. Gözümü yaşa değirmeni yürütür. Yuh artık abartıyorsun. Gelelim sıfatlara. Sıfatlar zaten en lokumuydu. İsimlerin niteliğini anlatan ya da belirten sözcüklere diyoruz. Mesela burada bir elma var. Nasıl elma diye soruyorum ben. Kırmızı, büyük, tatlı elma dediğimizde bunlar nitelime sıfatı oluyor. Ama hangi elma dediğimizde bu, şu, öteki bunlar işaret sıfatı oluyor. Veya da hangi elma dediğimizde eğer belirsiz bir şekilde söylüyorsa... ...her elma, birkaç elma, bazı elmalar diyorsa bu belge sıfatı oluyor. Eğer sayısını söylüyorsa iki elma, üçer elma, birinci elma diyorsa... ...bunlar da sıra sayı sıfatı, üleştirme sayı sıfatı ya da asıl sayı sıfatı oluyor. Eğer soru yoluyla elmayı belirtiyorsa da bu da soru sıfatı oluyor. Nasıl elma, hangi elma, neredeki elma? Şimdi, niteleme sıfatları durum biçim bildiriyor. Mesela nasıl öğrenciler, çalışkan öğrenciler. Nasıl kişiler, başarılı kişiler. Nasıl insanlar, genç insanlar... Adlaşmış sıfatta, niteleme sıfatları önlerindeki ismin ekini alırsa, ismin yerine geçerse adlaşmış sıfat oluyor. Yani ad oluyor esasında. Çalışkan öğrenciler, çalışkanlar. Başarılı kişiler, başarılılar. Genç insanlar, gençler dediğimizde bunlar adlaşmış sıfat. Belirtme sıfatlarına baktığımızda işaret sıfatları hangi sorusuyla bulunuyor? Bu kitap, şu ev. Belgi sıfatlar da yine hangi sorusuyla bulunuyor? E, niteleme sıfatları nasıl sorusuyla bulunuyor? Onu da şöyle bir daha yazalım. Bazı yazarlar, birçok kitap, belirsiz yani hiçbir insan bir takım olaylar. Sayı sıfatları ise kaç, kaçar, kaçıncı gibi sorulara bulunuyor. İki elma asıl sayı sıfatı, ikinci kaç sıra sayı sıfatı, yüzde on kar sıra, kesir sayı sıfatı, ikişer ceviz dediğimizde üleştirme sayı sıfatı. Soru sıfatları da varlığı soru yoluyla belirtiyor. Kaç yolcu? İki yolcu dediğinde sayı sıfatı olacak. Hangi öğrenci? Şu öğrenci dediğinde işaret sıfatı olacak. Nasıl ev? Güzel ev dediğinde niteleme sıfatı olacak. Yapılana göre sıfatlara baktığımızda e, basit sıfatlar yapım ki almıyor. Türemiş sıfatlar yapım iki alıyor. Birleşik sıfatlar da en az iki kelimeden oluşuyor. Mesela diyelim ki, şöyle örnek verelim. Ee, çocuk diyelim tamam. Çocuk kelimesine basit, türemiş ve birleşik sıfat getireceğiz. Tamam mı? Eğer e, güzel çocuk dersek bu yapım eki almadığı için bu basit sıfat oluyor. Eğer akıldan akıllı çocuk dersek bu yapım eki aldığı için türemiş sıfat oluyor. Eğer açık göz çocuk dersek bu iki tane kelimeden oluştuğu için bu da bileşik sıfat oluyor. Şimdi bileşik sıfatlar kendi içinde türleri var. Anlamca kaynaşmış bileşik sıfatlar birkaç ağaç, açık göz çocuk, boş boğazlılar bunlar anlamca kaynaşmış bileşik sıfat. Kurallı bileşik sıfatlarda e, şu şekilde oluşuyor. Mesela diyelim ki iki kapı bir sıfat anlaması sonra geliyor iki geliyor. İki kapılan. Yani bu bir esasında kurallı bileşik sıfat. Niye? Burada iki han demiyor ya da kapılan demiyor. İki kapılan demek istiyor. Üç saat sıfat anlaması üç saatlik yol oluyor. Üç yol ya da saatlik yol değil. Üç saatlik yol. İşte uzun sporcu ya da boyu sporcu değil. Boyu uzun sporcu diyoruz. Bunlar hep kurallı birleşik sıfat oluyor. Bir de saray gibi ev, cana yakın arkadaş. işte bambu liflerinden yapılmış çanta dediğimizde bunlar da sıfat öbeği oluyor. Son ünitemize de gelelim ve dersimizi bitirelim. Şimdi masal, masalın genel özellikleri, masal türünün gelişimi, masal planı, fabulun genel özelliklerini işleyeceğiz. Ve Edat Bağdaş ünlemde dersimizi net bir şekilde bitirmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi... Burada şunu bilelim, tabii bayağı bir sayfa oldu. sizlerde de artık yorulmuş oldunuz ama olsun güzel dinlediniz. Tebrik ediyorum sizi. Şimdi i̇şte masal, bana masal anlatma hocam diyorsunuz ama anlatmak zorundayım. Olağanüstü özelliklere sahip kahramanların başına geçen olağanüstü olayları anlatıyor. Tekerleme ile başlayacak, yer zaman ögeleri belirsiz olacak. Hayali mekanlar var, belirsiz bir zaman, geçmiş zaman veya geniş zaman. Olağanüstü olaylar ve kişiler, devler, periler, cinler, pağaçalar, prensesler var. İyi ile kötünü mücadelesi olacak, iyiler kazanacak, kötüler kaybedecek veya cezalandırılacak. Başında ortasında veya sonunda kalıplaşmış sözler olacak. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde diye eğitici olacak ve evrensel değerler işleyecek. Yani herkes için geçerli olan tüm insanlar için geçerli olan şeyler dini, milli, ulusal ögelere yer verilmeyecek. Dünya edebiyatta eski Yunanlı ezop masallarıyla başlıyor. Hint edebiyatta Panchatatra ve Beydeba'nın kelle ve dimlesi önemli. Arap ve İran kaynaklı Bin bir mirgece masalları ve William Grimm kardeşlerinin yazdığı çocuk ve yuva masalları ve yine Andersen'in yazdığı çocuk masalları önemli. Bizde Uygur döneminde Kalyanamkara, Papamkara ve Osmanlı döneminde Billur Köşk ve Şinasi'nin çevirdiği tercümayı manzume La çevirdiği ve masal sözcüğünü de ilk olarak kişinin namı kemal olduğunu bilmemiz gerekiyor. Masalda bir döşeme bölüm var. Böyle bir önce sofrayı döşüyoruz yani işte evvel zaman içinde kalbur zaman içinde. Sonra olay serilecek, sonra düğümlenecek, sonra çözülecek ve en sonunda da onlar çıkmış. İşte onlar ermiş. Muradına biz çıkalım. ...kerevetine gibi bir dilek söylenecek. Fabula baktığımızda fabul da aynı masal gibi ama burada şöyle bir şey var. Çoğunlukla hayvanlardan seçiliyor kahramanlar. Ders verme amacı var ve sonunda mutlu son değil de böyle bir ibret verici son olacak. Genellikle de mazlum şiir şeklinde. Olay var, hayal ürünü ve kurgusal. Hem şiir hem düz yazı olabiliyor. Kahramanlar genellikle hayvanlar kurnaz, bir kıskançlık, cesaret gibi şeyler anlatılacak kurnazlık gibi. İnsanlar da kahraman olabiliyor. Teşhis yani insan olmayan varlıklara insana öz güzellikler verilmesi ve intak. İnsan olmayan varlıkların konuşturulması sanatları var. Evrensel konular işleniyor. Öyküleyici anlatım var. Yer ve zaman ögeleri belirsiz. Ders verme amacı güdülüyor. Öğüt verme, özel, öğüt verme özelliği var didaktik. Öğütler atasözü ya da özdeyiş yoluyla verilebiliyor. Fabul türünün dünyadaki özelliklerine baktığımızda yine Ezop, yine Beydaban'ın Kelle ve Dimnesi, Gülistan'ı, Frans yazar La Fontaine'in e, fabulları önemli. Mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bizde ise Mevlana'nın yazdığı Mesnevisi, Gülşehir'in Farsçadan çevirdiği Mantıkut Tahir, Şehin'in yazdığı Harname yani öküz olmaya yeltenen bir eşeğin hikayesi edebiyatımızdaki ilk fabul örneği. Şinasi yine La Fontaine'den tercüme-i yaparak fabul örnekleri veriyor bize. Fabulda da yine masal gibi serim, düğüm, çözüm Öğüt bölümleri var ama masalda hatırlarsanız daha farklı bölümler de vardı. Ne vardı masalda? Öncelikle masalda döşeme bölümü var, fabulda yok. Masalda serim e, düğüm çözüm var, burada da var. Ama e, burada öğüt var, burada ise dilek var. Dolayısıyla farklarını bilmemiz lazım. Şimdi devam ediyorum. Ha, burada zaten onu da karşılaştırmışız. Masalda döşeme bölümü var, burada döşeme bölümü yok. Düz yazı şeklinde bu şiir veya düz yazı şeklinde. Burada kahramanları, insanlar ve olağanüstü varlıklar, burada genellikle hayvanlar... Burada dilek var, burada öğüt var. Burada mutlu son, burada ise ibret verici bir son var. Edat Bağlaç ünlemi de anlatalım, bitirelim. Ama sizler mutlaka arkadaşlar sıfırdan dokuza Türk Dili Edebiyatımızda sizler için hazırladığımız bu güzel konu anlatımlarından güzel güzel çalışıp buradaki soruları çözmeniz lazım. Anlatanlar boşa gitmemesi için. Bunu buradan Tomuç e, Tonguç Mağazadan veya da size en yakın kitapçıdan da alabilirsiniz. Kitaplar değerli, güzel güzel sizler için hazırlandı. Mutlaka Söz uçar, yazı kalır. Videoyu dinledik güzel, ama kitaplarla da sorularımızı çözelim. Şimdi edatlara baktığımızda diğer adıyla ilgeç arkadaşlar, bunu anlatalım. Bitler son dersin son dakikalarındayız. Gibi için e göre e kadar sanki üzere sadece e doğru e karşı e dek değil mi? Bunlar hep edat. Yani bunları gördüğünüz zaman hemen edat diyebilirsiniz. Bağlaçlar ise de ve veya ya da ki ama fakat hatta çünkü oysa ise ne ne hem hem gerek gerek, gerek ister ister bunlar da bağlaç. Şimdi bunları gördüğünüz, V'yi gördüğünüz zaman hemen bağlaç diyebilirsiniz. Ama ile var ki eğer olduğu yere V koyabiliyorsan bağlaç, V koyabiliyorsan ne ile, kiminle anlamı katıyorsa edat olmuş oluyor. Mesela diyelim ki Tonguç ile Tankut gel dediğimizde burada V koyabildiğimiz için, buraya V koyabildiğimiz için bu bağlaç. Ama Tonguç araba ile gel dersek, mesela Tonguç araba ile gel dersek Tonguç araba ve geldi diyemediğimiz için buradaki V'nin olduğu yere daha doğrusu ilenin olduğu yere V koyamadığımız için edat oluyor. İşte ancak ve yalnız sözcüklerin olduğu yere fakat koyabiliyorsak bağlaç oluyor. Fakat koyamıyoruz sadece koyuyorsak edat oluyor. Mesela diyelim ki bu soruyu sadece siz yapabilirsiniz. Ancak siz yapabilirsiniz. Yalnız siz yapabilirsiniz derseniz edat oluyor. Bu soruyu yapabilirsiniz. Ancak fakat yalnız mutlaka bol bol soru çözmeniz lazım dersek o zaman da bağlaç olmuş oluyor. Ey hey yazık eyvah gibi seslenme ünlemlerini, duygu ünlemlerini bilmemiz gerekiyor. Bugün sizlerle beraber neredeyse birinci dönemde işlediğimiz konuları en ince ayrıntısına kadar detaylı bir şekilde anlatmış olduk. Ödülü sorumuzu yapın, yorumları yollayın. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Bizler kapıyı açacağız. Çalışmanız için sizlere videolar anlatacağız. Uzaktan eğitimle sizi yakından takip edeceğiz. Ama sizler kendi geleceğiniz için, kendi başarınız için en büyük çabayı kendiniz göstermeniz gerekiyor. Hadi bakalım görüşmek üzere. İyi tatiller, dinlenmeyi de unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar.